Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Burak Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, iyiyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizler de öyle, çok memnun olduk sizi gördüğünüz. Çok sağ olun. Röportajıma ben öncelikle Hasan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Hasan Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Ben 1968 Elbistan doğumluyum. Yaklaşık 28 yıldır inşaat sektöründe, hizmet sektöründe bulundum. Gayrimenkul danışmanlığı işine de hem insanların hayallerini gerçekleştirmek, hem dost, yabancıları dostluğa dönüştürmek, hem de değer sunmak için böyle bir kararla ERA ailesiyle tanıştım. Kendimi ERA ailesine yakın buldum. Evet. Bu çalışma hayatıma ERA ailesiyle devam etmeye karar verdim. Çok ciddi bir süre olmuş, 28 yıl. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. İşte bu bizim hizmet sektörü ciddi evet. bir emek ve özveri gerektiriyor. Evet. O bilgi ve birikimi, tecrübelerimi bu ERA ailesiyle buluşturduk. Firmasında aynen buluşturmaya ve o şekilde hizmet vermeye devam etmeye teşekkürler karar efendim. Verdim. Çok sağ olun. Sözü biz Burak Bey'e vereceğim müsaadenizle. Sizleri tanıyalım Burak Bey, buyurun. Burak Öztürk ben. ERA Başarı Gayrimenkul'de iş geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Evet. 5 senedir sektör içerisindeyim. Kurumsal bir marka altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Yani burada aslında sırf omuz omuza verilmiş bir mücadele var. Evet. Aynen. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ekiple beraber tabii. Biraz burayı tanımak istiyorum Hasan Bey. Neler yapıyoruz burada? Yani gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Buyurun. Burada dediğim gibi insanların gayrimenkul alım satım işlerine yardımcı ve aracılık hizmetleri yapıyoruz. Gelen insanların önce ihtiyaçlarını belirliyoruz. Nasıl yardımcı olabiliriz? İhtiyaçlarını analiz ediyoruz. Ondan sonra gayrimenkul talepleriyle ilgili yani ihtiyaçlarını belirledikten sonra onların ihtiyaçlarına aracılık arz talep meselesi. Arz talep meselesi evet, çözüm odaklı çalışmaya gayret ediyoruz yani. Evet, burada ev satışları, kiralama, arsa birçok işlem var aslında. Ve alışılagelmişin dışında bir konsept var burada. Çünkü yani. Emlakçılara böyle gayrimenkul işlerini yapanlara farklı bir bakış açısıyla bakılır ama farklılıklarınız neler bu konuda? Biz kurumsal bir yapıya sahibiz. Ondan sonra insanların ihtiyaçlarının tam belirlenmesine gayret ediyoruz. Ondan sonra işte ekonomik koşullarına göre çözüm üretiyoruz. Yani onların ihtiyaçlarının nasıl giderilmesi noktasında araştırmalarımızı yapıyoruz. Piyasa araştırmalarımızı yapıyoruz. İstediği lokasyondaki gayrimenkul ihtiyaçlarını sunuyoruz. Onlara bir sunum yapıyoruz. Aşağıda bir sunum bölümlerimiz var. Evet, fotoğraflara kadar çekiyorsunuz. Evet. Profesyonel fotoğrafçınızı. Ne kadar güzel çalışmalar bunlar. Evet, ofisimizde bir designer grubumuz var. Bir profesyonel çekim birimimiz var. Onlar işte dediğimiz gibi gayrimenkullerin profesyonelce ışık, görüntü, yani nasıl bir hizmet verilmesi gerekiyorsa o noktada hizmet veriyoruz biz. Aslında tamamen her şey müşteri memnuniyeti odaklı düşünülmüş evet. burada. Yani bunu söyleyebiliriz. Peki Burak Bey şunu sormak istiyorum. Biz tüketici olarak maalesef bir ev alırken, arsa alırken, yatırım yaparken aslında bilinçsiziz. Hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Evet. Bizlere tavsiyeleriniz neler? Yani bizler nelere dikkat edelim? Şimdi önce almak istediğimiz yeri çok iyi bilmemiz gerekiyor ve iyi araştırmamız gerekiyor. Hani bu konut olur, iş yeri olur, arsa olur, aklınıza gelebilecek gayrimenkul anlamında neler almamız gerekiyorsa ve bu anlamda da artık çağ değişmeye başladı ve profesyonel anlamda hizmet alma devri başladı. Evet. Benim tek önerebileceğim şu, güvenilir yerlere gitsinler, güvenilir kurumlara gitsinler. Bu işi gerçekten iyi bilen insanlarla görüşsünler. Hani daha karlı çıkacaklardır. Yani bundan. Çünkü tüketici çok mağdur. Tabiri caizse merdiven altı denizlerinde evet. sektörde çok büyük bir sıkıntı haline geldi bu son dönemlerde. Evet, doğru. Şimdi inşallah yeni bir yasamız çıktı. Evet. O çıkan yasayla birlikte bunlardan da hani rahatlayacağımızı düşünüyorum bu anlamda. Evet. Ve bu iş hani yerel olarak da yapılacak olsa doğru olarak yapılacağını düşünüyorum ben. Dürüstlük aslında. Evet, yani kesinlikle. Bu yani temeli bu, toparlamak evet. gerekirse bu. Evet, kesinlikle. Biraz önce Hasan Bey şunu bahsetti. Çözüm odaklı gidiyoruz. Siz insanların hukuksal işlerine bile bakıyorsunuz burada. Avukatlık hizmetiniz dahi var. Evet, evet kesinlikle. Bir hukuk müşavirliğimiz var. İnsanların gayrimenkul alımında, satımında baştan sonuçlarına kadar o süreci
bütün yasal mevzuatlar çerçevesi içerisinde, müşteri memnuniyeti çerçevesinde onların sıkıntı çekmeden sonuçlandırılmasına kadar bu süreci yönetiyoruz. Bir aracılık hizmeti yapıyoruz. Yani müşterimizin, ömür boyu müşterimizin olması için mücadele ediyoruz. Yani bu yönde. Aslında empati kuruyorsunuz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Evet. Ne bekliyorsanız onu uyguluyorsunuz. Evet, kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet. Hele onların o mutluluğu çok farklıdır. Bu parayla pulla ölçülebilecek hazlar kesinlikle. Ve değerler değil, değil mi? Kesinlikle. Hatta o binanın önünden bile geçerken, orada bir ışığın yanması, bir ailenin yaşadığını kesinlikle. Bilmek. Yani bunlar çok işte. Farklı ağızlar. Bu evet. iş bir puzzle parçası. Hep böyle yerli yerinde olması lazım ki evet. bence sizin en büyük başarınızın sırrı siz bir kere işinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Hani yaşıyorsunuz burayı. Evet. Kesinlikle. Doğru. Sevmeden başarı mümkün değil. Yani her arada biz bunu başarıyoruz. Bir aidiyet duygusu içerisinde, bir ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Evet. İnsanların dediğim gibi hayallerini gerçeğe, yabancıları dostluğa dönüştürüyoruz. Evet. Az önce dediğiniz gibi o bir evde bir ışık yanması bize büyük bir haz veriyor. O işte biz gayrimenkul alımına biz aracılık ettik. İnsanlar evet. mutlu. Mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bize dua diyorlar diye düşünüyoruz. Evet. O da bize bir motive edici bir faktör olarak geri dönüyor tekrar. O heyecanı hiç kaybetmemişsiniz. 8 yıl geçmesine rağmen kesinlikle. Her şekilde Burak Bey'de o heyecan hep var. Hani bir amatör ruh deriz ya. O hiç kaybolmamış. Aynen. Peki kesinlikle. Biraz uzman kadronuz, kaç kişilik bir uzman kadronuz var biz Burak Bey? Şöyle 15 gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var. 5 kişi de idari kadromuz var. Bu idari kadronun içerisinde profesyonel fotoğrafçımız var, grafik tasarımcımız var, saha koçumuz var, iş geliştirme direktörümüz var. Evet. Onun haricinde asistanımız var, ofis müdürümüz var gibi ofis içerisinde bu şekilde bir kadromuz var. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde Ankara mı, çeşitli yerler var mı? Şimdi arkadaşlarımızın uzmanlık alanları tabir ettiğimiz lokasyon olarak yine ofis bölgemize yakın ama Ankara'nın her yerine seslenebiliyoruz. 3 tane er ofisimiz var. 3 ofisteki arkadaşlarla bir aile gibiyiz. Dediğim gibi arkadaşların lokasyon olarak kendilerinin daha iyi başarılı buldukları uzmanlık bölgelerinde çalışmaları sürdürüyoruz. Peki hedeflere ulaşabildik mi? İstediğiniz yerde misiniz? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Hedeflerimiz tabii ki ulaşıyoruz. Yani o anlamda zaten insanın hayali bir hedefi olmazsa kesinlikle motive olamaz ve çalışamaz. Biz de hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirmek için bu mücadeleyle ve büyük bir amatör ruhla ve büyük bir özveriyle, büyük bir motivasyon gücüyle ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Sağ olun. Teşekkürler.